Şu an video kalısımı yapayım. Sol tarafta da JSON dosyamı açıyorum. Şimdi bir tane struct oluşturalım. Adı video olsun. Hiç zorlamaya gerek yok. Bir tane kalıtım vermeyelim şimdilik. Let diyorum. Title'ımız var. Tipi string. Tekrar let dedim. Channel'ımız var. String. Let dedim. View'umuz var. Aynı şekilde string. Date'imiz var. O da string tipi. Video key'imiz var. Let video key. Onun da tipi string. Son olarak bir de tag'lerimiz var. Bunun tipi yalnız string array. Şurada da gördüğümüz gibi string array tipinde. Şimdi burada birkaç işlem yapacağım. Şimdi şöyle datam da açık olsun. Şurayı da şöyle 3'e bölelim. Bir tane daha ekran gelsin. Bu sağ tarafta main storyboard'u açacağım. Şimdi burada taglerim bir kere tek satırda gözükecek. Tek bir label ekledim. Bunun için bir işlem yapacağım. Aynı şekilde kanalımın adı view'um ve bir hafta önce eklendiği date tarihimi de tek satırda göstereceğim. Bunlar için benim burada data yüklenir yüklenmez computed property tanımlamam lazım. Onun için de var. Öncelikle bir de imaj URL için bir tanımlama yapmam lazım. Tipi de URL olacak. Bunun nedeni ne? Kullandığımız zaman anlatacağım. String diyorum. Şöyle kapatalım. Şimdi burada benim şöyle bir YouTube linkine ihtiyacım var. Buraya video key'ini gönderdiğim anda resmim açılıyor. Örnek olarak bir tarayıcı açalım. Orada göstereyim. Şöyle yapıştırdım. Buradaki video key kısmına geliyorum. Benim JSON datasından bir tane resmi seçiyorum. Bir tane key'imi seçiyorum. Daha sonra bu araya yapıştırıyorum ve enter diyorum. Resmim geliyor. Aynı şekilde ikinci key'imi de seçiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve böylece resimlerime ulaşabiliyorum key'ler sayesinde. O yüzden bu URL'in bu kısmını buradaki video key üzerinden alacağız. Ve buranın kesin geleceğini söyleyeceğiz. Biz burada JSON'ı okuduğumuzda video key'e bu atandığı anda bu kısımda imaj URL'de oluşmuş olacak bizim için. Aynı şekilde detay sayfasında videoyu göstermek için de URL'e ihtiyacım var. Yine o da aynı şekilde var. Video altı URL. Bu geriye ama string döndürecek. Pardon, bu da URL olacak çünkü bir request gönderme işlemi yapacağız. O da bizden parametre olarak URL tipinde bekliyor. Yine aynı şekilde URL string içine şöyle YouTube'un oldukça basit
karşınıza da çıkmıştır. Ve bir şey yapıyorsanız veya YouTube videosunu bir yerde paylaşmak istediğiniz zaman karşınıza bu kod gelir. Pardon, ters slash'ı bulamadım bir anda. Şöyle video key diyorum. Video URL'im de hazır benim. Daha sonra taglerim bir array geliyordu. Benim bunu tek satıra düşürmem gerekiyordu. Onun için de bir tanımlama yapayım. Var tag diyorum. Artık tek satır olacağı için string dedim. Burada görüyorsunuz daha datayı çeker çekmez, struct oluşturur oluşturmaz benim için anlamlı hale getiriyorum. Birçok işleme sokuyorum. Oldukça elimizi güçlendiriyor bu kısım. Yoksa bu kısımlar için diğer taraflarda birçok kod yazmamız gerekecekti. Bunları yazmamız gerekecekti. Diğer tarafta bir satırlık kodla bütün işlemleri halletmiş olacağız. Yukarıda zaten tag array'im geliyor. Benim her videoda aynı sırayla gelsin istemiyorum. Çünkü bütün datalarım aynı zaten. Sadece başlıklar falan değişiyor. Taglerim aynı. O yüzden burada bir karıştırma işlemi yapıyorum. Shuffle diyorum. Nokta. Şimdi joinleyeceğim. Şöyle separator string seçtim. Ben bunları boşluktan şöyle ayıralım. Bu da bana tek satır olarak tekimi dönecek. Şimdi son olarak description oluşturmaya geldi. Yani orası da kanalımın isminin gözüktüğü, gösterimin gözüktüğü ve hangi tarihte eklendiğin gözüktüğü. Burada onlar kanalın ismi, görüntülenme sayısı ve tarih. Üçü hepsi ayrı birer property. Ama ben onları tek bir property'ye toplayacağım. Var sort description diyorum. Tipi string olacak. Return. Çift tırnak açtım, kapattım. Ters slash. İlkim neydi? Channel'ım. Daha sonra tire koydum. İkincisi view'um. View'um. Üçüncüsü de date'im olacak. Böylece sort description'ımı da oluşturmuş oldum. Şu an benim için modelim hazır, datam hazır. Datayı göstermeye başlayabiliriz. İmaj URL'im hazır. Her şey hazır şu anda. Şöyle sağ tarafı ve sol tarafı açıyorum. View Controller'a geliyorum. Bu kısma öncelikle Table View'umuz için hem Delegate'i hem de Data Source'u ekleyelim. İki tane metodu verecek bize override etmemiz için. Şöyle ekleyelim. ViewDeepload'un altına. Number of section diyor. Öncelikle bir array'imizi oluşturalım. Videos eşittir. Video array olacak. Datayı yüklememiz için bir tane fonksiyon yazıyorum. Load data dedim. Burada bir JSON datası okuma işlemi yapacağız. Bunun için bizim JSON dosyamızın adı neydi? Ona bakalım. Videos.json. Hemen bir tane guard tanımlıyorum. Guard JSON URL eşittir. Projemizden okuyacağımız için bundle nokta main nokta URL diyorum. İçinden for resource with extension ve
yeterli. Bu ikisi bizim için yeterli. Resource dediği videomuzun, dosyamızın adı, extension'ı da JSON. Nokta yazmamıza gerek yok. JSON URL'den gelen verimizi de bir kontrol edelim. Hatta data'ya atalım. Data eşittir. Try soru işareti. Data'daki parantez açtım. Content of URL istiyor. İçine de baştaki JSON URL'imizi verelim. Eğer bu işlemleri yapamıyorsa zaten datayı okuyamıyoruz demektir. Bizim için return yapsın. Çıksın. Şuraya let eklemedik galiba. Okay. Elimizde şu an datamız mevcut. Burada datamızı okumak için ve table view'u güncellememiz için hepsini bir dispatch queue içine yazacağım. Main.async diyeceğim. Daha sonra bir tane do catch tanımlayacağım. Şöyle. Yukarıda self.videosa eşittir. Try gelen JSON'ımı serialize edeceğim datama. Decoder edeceğim, pardon. JSON decoder.decode işlemi. Şu from datalı olanı ekleyeceğiz. Onun için de şöyle nokta decode dediğimde gelecek. Evet. Decode işlemi benim datam ney? Video tipinde olacak. Nokta self diyorum. JSON datam buna cast edilecek. Datam da zaten yukarıda çekmiştim. Şu an datayı okuduk ve decode işlemini yapıp videoya attık. Şuraya bir hatamız var mı onu yazdırtalım. Error.description'a. Burada decode'umuza kızıyor, ne diyor? Evet. Bu class'ımıza gelip bir decode'u decobl eklemesi yapalım ve class'ımızı decode edebilelim. Tekrar view controller'ı açıyorum. Boot ediyorum. Hatamız gitti mi? Evet. Bu taraftaki hatamız gitti. Daha sonra burası return movies, pardon, videos nokta count olacak. Burada da selimizi çekelim. Sel eşittir table view nokta resolve cell. ID'miz, identifier'miz cell'li. Buraya da index pet'i vereceğiz. Daha sonra bunu hangisine, video table view cell'e cast edeceğiz. Return cell diyeceğim. Bu arada bizim datayı göndereceğiz. Tabii öncelikle bir satırı da çekelim. Hatta şöyle yapalım. Gelen bir tane video olacak. Eşittir. Videos array'inden indexPath.row bize o satırı verecek. Daha sonra burada cell içerisinde bunu bir metoda göndereceğiz. Burada bir hatamız var. Bunu bir bullet edelim.